Merhaba arkadaşlar. Yeni bir testle birlikteyiz. Destek ve hareket sistemi ikinci testteyiz. Diyor ki insanlardaki kemik doku ile ilgili bazı tanımlar aşağıda verilmiştir. Eşleştirme istiyor bizden. Kemikte enine kalınlaşma demiş. Arkadaşlar enine kalınlaşmayı periost sağlar. Kemik doku hücresine biz ne diyoruz? Osteosit diyoruz. Osteosit. Kemik dokunun ara maddesine de oseyin diyoruz. Oseyin. O zaman şıklarımız ne olacak? periost, osteosit, osein yani denizli şıkkı olur. İkinci soru, vücudumuz, vücudumuzdaki kemiklerin görevleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Yetişkin bir insanda sarı kemik iliği al yuvar, ak yuvar ve trombositleri üretir demiş. Arkadaşlar bunları üreten sarı kemik iliği değil kimdir? Kırmızı kemik iliğidir. Ee, sarı kemik iliği sadece ak yuvar üretiminden hani kısmen görevlidir ama e, al yuvar ve trombosit kesinlikle üretmez. Yanlış olan şıkkımız A şıkkı. Diğerlerini de okuyalım. Baş iskeletinde bulunan kemikler beyni korur. Evet pardon gitti. Heh. C şıkkında diyor ki üyelerdeki kemikler kaslarla birlikte insanın aktif hareketini sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Fazla mineraller kemikte depolanarak kemiğin sertleşmesini sağlar. Evet, kalsiyum gibi. Vücuda şekil verir, desteklik sağlar. Bu da doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü soru. Şekillerine göre kemik çeşitleri ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Sadece uzun kemiklerde bulunan kırmızı ilik kan üretir demiş. Şimdi arkadaşlar, kırmızı ilik sadece uzun kemiklerde değil, tüm kemiklerde bulunur. O yüzden bu yanlıştır. Havers ve Volkmann kanalları tüm kemik çeşitlerinde bulunur. Şimdi Havers ve Volkmann kanalları sıkı kemik dokuda vardır. Şimdi sıkı kemik doku tüm kemiklerde olduğuna göre bu kanallarda tüm kemiklerde bulunur. Diğerlerini de bir okuyalım. Yassı kemikler sadece gövde iskeletinde bulunur demiş. Hayır arkadaşlar, baş iskeletinde de yassı kemik vardır. Bu yanlış. Kafatası, kürek, kalça kemikleri Kısa kemikler örnektir. Hayır. Yassı kemikler örnektir. Gitti. Düzensiz şekilli kemikler yapı ve şekil olarak uzun kemiklere benzer. Arkadaşlar adı üstünde düzensiz şekilli kemik uzun kemiğe benzemez. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki bir kas demetinin farklı şiddetteki uyarılar ile uyarılması sonucu ortaya çıkan durum şekilde gösterildiği gibidir. Bakın kas demeti Buna göre diyor hangileri yapılabilir? Arkadaşlar uyarı şiddetini artırdıkça tepki şiddeti de artmış. Kas demetinde belirli bir eşik değer yoktur demiş. Bakın eğer belirli bir eşik değer olmasaydı kas demetinde direkt şurada küçücük e, pardon şurada küçücük bir uyarı verdiğimiz zaman duyarılması lazım da o yüzden bu gitti. Kas demeti ya hep ya hiç kuralına göre çalışır. Arkadaşlar Kas demeti ya, ip, ya kuralına göre çalışmaz. Kas hücresi çalışır ya epiyç kuralına göre. O yüzden bu da gitti. Uyarı şiddeti arttıkça tepki şiddeti artar. Baktığımız zaman uyarıyı artırdıkça tepki de artmış. Bu doğrudur. Cevabımız C şıkkı yalnız 3 olur. 5. soru. Bir kasın gevşemesi sırasında olaylarından hangileri gerçekleşir? Bakın biz ne dedik? Hisler değişir dedik, değil mi? His. Bunlar haricinde gerisi değişmeyecek arkadaşlar. His neydi? H bandı, I, I bandı, S de sarkomer. Diyor ki Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Gevşeme sırasında evet sarkomer uzayacağı için Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Bu doğru. A bandı değişmez. Evet bakın hisin içerisinde A yok değişmez. Doğru. Kasın hacmi artar. Arkadaşlar bu da değişmez olacak. Bu yanlıştır. Kasın boyu uzar. Gevşediği için kas boyu uzayacak. Doğrudur. Cevabımız 1, 2, 4 yani Ceyhan şıkkı olur. Bakın şu hissi bildiğiniz zaman inanın bana kasların kasılması ile ilgili bu tür soruları yaparsınız. Gelelim 6. soruya. Diyor ki çizgili bir kasın kasılabilmesi için gerekli enerjinin üretimi ile ilgili reaksiyonlar şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış reaksiyonlardan hangileri düz kas ve kalp kasının çalışması için de geçerlidir. Şimdi arkadaşlar bir kere laktik asit üretimi düz kasta da kalp kasında da gözlenmez. O yüzden şıklarda 3 olanları sildim. Bakın sadece 3 olanları silmem beni cevaba götürdü. Glikojenin glikoza dönüşümü, glikozun pürüvata, pürüvattan da oksijenli solunumla karbondioksit su oluşumu ve ATP oluşumu. Bunlar. Düz kas ve kalp kası için geçerlidir ama laktik asit üretimi sadece çizgili kasta vardır. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 7. soru Bir çizgili kasın kasılıp gevşeme evreleri gösterilmiştir diyor. Buna göre x, y, z evreleri için arkadaşlar x burada nedir? Gizli evredir. Burası hazırlık evresi gibi bir şey. Y kasılmadır, z de gevşemedir. Diyor ki x gizli y kasılma z gevşemedir. Bu doğru. Kasılma evresi gevşeme evresinden daha hızlı gerçekleşmiştir. Bakın saniyeye bakıyorum. Kasılma evresi 0,04 saniyede olurken gevşeme evresi 0,05 saniyede. O zaman kasılma daha hızlıdır. Doğru. Zaten grafikten de çıkarabilirsiniz bunu. Y evresinde kasın sarkoplazmasındaki kalsiyum miktarı artarken Z evresinde azalır. Arkadaşlar Y evresi kasılma evresidir. Kasılma evresinde sitoplazmaya kalsiyum gönderilir ki kasılma gerçekleşsin. Dolayısıyla sarkoplazmadaki kalsiyum artar. Z'de ise tekrardan sarkoplazm kretikulma geri döndüğü için azalır. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim 8. soruya. Diyor ki hangisi diyor çizgili kasım kasılması sırasında meydana gelmez. Kasılma sırasında bakın unutmayın. Kreatinle ATP'yi birleştirmiş kreatin fosfat oluşturmuş. Sizce kasılma sırasında ATP'ye ihtiyacı varken kreatin fosfatı oluşturur mu? Oluşturmaz değil mi? Aksine bu olayın tam tersini gerçekleştirir arkadaşlar. Yanlış olan şıkkımız A. Ama diğerlerine de bakalım. ATP'yi su ile parçalıyor. Enerji açığa çıkarıyor. Bunu yapar. Glikozdan ATP üretiyor. Bunu yapar. Bakın kreatin fosfattan ATP üretmiş. Yani bunun tam tersini yapmış. Evet. Glikozdan laktik asit çok zor durumda kaldığı zaman laktik asit üretir. Cevabımız A şıkkı olur. 9. soru diyor ki düz kaslar ile ilgili hangisi doğru değildir? Bantlaşma görülmez. Evet arkadaşlar bunlarda bantlaşma yok. Çok çekirdeklidir demiş. Hayır düz kaslar tek çekirdeklidir. Cevabımız Bursa. Diğerlerine bakalım. Yavaş çalışır. Evet. İstemsiz çalışır. Mide kaslarımızı hareket ettirebiliyor muyuz? Hayır değil mi? İstemsizdir. İç organların yapısında bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkıdır. 10. soru. Burada diz eklemi gösterilmiş. Diyor ki belirtilen kısımlar için hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar ilk önce isterseniz biz bir yapalım. Şimdi burada A ile gösterilen eklem kapsülüdür. Bakın A eklem kapsülü. B ile gösterilen arkadaşlar bu kasları kas pardon yanlış söyledim. Kemikleri birbirine bağlayan ligament dediğimiz proteinlerdir. Protein. B ile gösterilen veya işte sinoviyal zar da olabilir arkadaşlar. Bu sinoviyal zar da diyebiliriz. Hani burada böyle bağ bağ gösterseydi eğer protein olarak alırdık ama B'ye sinoviyal zar da diyebiliriz. Sinoviyal, soruya göre gideceğiz zar. C'ye geliyorum. C arkadaşlar eklem sıvısını göstermiştir. Sıvı. D de burada eklemin e, kıkırdağını göstermiştir. Kıkırdak. Diyor ki, şurayı üstüne yazdım gittim. Heh, şurayı sileyim. B diyor sinovyal zar. C sinovyal sıvıdır. Evet sinovyal zar, sinovyal sıvı dedik. Doğru. A bağ dokudan yapılmış eklem kapsülüdür. Evet arkadaşlar eklem kapsülü bağ dokudan yapılır. Doğru. D kemiklerin boyca uzamasını sağlayan epifiz plaktır. Hayır arkadaşlar. D neydi? Eklemdi. Yani oradaki kıkırdaktı. Kemiklerin birbirine sürtünmesini engelleyen kıkırdaktır. Epifiz plak değildir. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2. Ceyhan şıkkı olur. 11. soru. Bisiklete binip pedal çeviren bir çocuktaki bacak kasları için hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar. Bacak kasları nasıl kaslardır? Çizgili, değil mi? Çizgili kas. Diyor ki istemsiz çalışır. Hayır. Çizgili kaslarımız istemli çalışır. Somatik sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Evet. Somatik sinir sistemi istemli kontrol ettiğimiz sinir sistemidir arkadaşlar. Doğru. Yavaş çalışır ve yorulmaz. Hayır. Çizgili kaslarımız hızlı çalışır ve çabuk yorulur. Hangisi doğrudur dediği için cevabımız bursa şıkkı olur. 12. soru. Bir düz kas kasılıp gevşemek için moleküllerinden hangilerine ihtiyaç duyar? Arkadaşlar Düz kas kreatin fosfat kullanmaz. Kreatin fosfatı çizgili kas kullanır. ATP'yi tabii ki kullanmak zorunda kasılık gevşemek için. Kalsiyumu yine kasılık gevşemek için kullanır. Enzimi de kullanır. Ama dediğim gibi kreatin fosfatı kullanmaz. Daha sonra e, laktik asit üretmez arkadaşlar. Yani böyle alengir, alengirli ne varsa hepsini çizgili kas yapıyor. Bunlar daha düz daha sadedir. Unutmayın. Cevabımız denizli şıkkı oldu. Böylece bu testin de sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.